Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle karşınızdayım. Umarım bu hazırladığım menüler hoşunuza gidiyordur. Hemen öncelikle neler hazırlayacağım onları sıralayayım. Bir nohutlu yoğurt çorbası yapacağım. Fırında yumurtalı ıspanak hazırlayacağım. Bir de soslu tavuk butu yapacağım. Umarım uyumlu bir menü olmuştur. Öncelikle tavuktan başlayacağım, onu fırına atayım. Şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağını kabımın içerisine alıyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı biber salçası, domates de koyabilirsiniz, biber de hiç fark etmez. Baharat olarak pul biber, tuz, karabiber, toz biber, bir de kekik. Kekiği diğerlerine göre birazcık daha fazla ekleyebilirsiniz. Hazırladığım sosu şöyle karıştırıyorum. Tamamdır. 4 adet şöyle tavuk but kullanacağım. Bugün hazırladığım menü gene 4 kişilik. 4 kişi olduğumuz için ben 4 tane yapıyorum. Çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Şöyle içerisine atıyorum. Şöyle elimle iyice bulayacağım, soslayacağım. Hemen elimi yıkamadan tavukları da şöyle fırın poşetine doldurayım. Şöyle dizeceğim. Şöyle bir fırın tepsisi kullanacağım. İsterseniz içerisine patatesleri küp küp doğrayıp ya da uzun uzun doğrayıp da yapabilirsiniz. Bundan önceki hazırladığım menünün içerisinde patates olduğu için bugün patates yapmayacağım. Ama bir önceki menümde hazırladığım patatesin aynısını bu tavukların yanına da yapabilirsiniz. Hatta içine de karıştırabilirsiniz. 220 derecelik fırında bir 35-40 dakika pişireceğim. Her fırın aynı pişirmeyebilir. Siz de dikkatli olun. Tavuğu fırına attım. Şimdi artık ıspanağı hazırlayacağım. Şöyle 750 gram ıspanağı temizledim, yıkadım. Hemen ocağımın başına geçip ıspanağı yapmaya başlıyorum. Öncelikle ıspanağı kavuracağım. Onun için tencerem ocağı aldım. Şöyle yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağını tencereme koyuyorum. Altında yakıyorum. Isınan yağın içerisine hemen şöyle bir adet yemeklik doğradığım kuru soğan ekliyorum. Soğanlar hafif pembeleşene kadar kavuracağım. Soğanlar tam anlamıyla pembeleşti artık. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Ya da domates, fark etmez. Şöyle birazcık salçayı içerisinde dağıtıyorum. Hemen ardından ıspanağı ekliyorum. Altını bu esnada yüksek açın, çok fazla sulanmasın. Baharatlarını da ekliyorum. Karabiber, pul biber, bir de tuz. Böyle bir karıştıracağım. Ispanaklar suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. Kapağını kapatmayın. Bu şekilde ara ara gelip karıştırarak kavurun. Artık ocağın altını kapatıyorum. Şöyle fırına dayanıklı bir kap aldım yanıma. Hemen ıspanağı içerisine boşaltıyorum. Şöyle düzeltiyorum. Ve 2 adet yumurtayı kabın içerisine kırdım. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Şöyle tatlı kaşığının ucuyla pul biber, bir o kadar da tuz ekliyorum. Bunları çırpıyorum iyice. İsterseniz yumurtaları bütün bütün de bırakabilirsiniz üzerine. Öyle de güzel oluyor. Tamam. Ispanağın üzerine iyice seriyorum her yerine gelecek şekilde. Şöyle çatalla
aralarına girmesini sağlıyorum. Üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar da sadece kaşar rendesi atıyorum. Çok fazla değil. Bu kaşar rendesi tamamen isteğinize bağlı. Eğer sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Tavuğu fırından çıkartacağım. Hemen ardından ıspanağı atacağım. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Hemen o arada çorbamı yapmaya başlayacağım. Şöyle uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Kettle'da kaynattığım suyu içerisine boşaltıyorum. Kettle'da boşaltırken çok döküyorum. Ondan dolayı bunlar rahat oluyor. Şöyle bir boşaltayım. Yeterli. Ocağın altını yakıyorum. Su kaynamaya başladı. Hemen içerisine haşladığım 1 su bardağı nohutu, 1 su bardağı aşurelik buğdayı haşladım hepsini. Ben normalde nohutla buğdayı ya da kuru fasulyeyi haşlayıp dolaba kaldırıyorum. Daha sonra böyle çorbaları falan koymak için çok rahatlık oluyor. Buğdayla nohut piştiği için sadece bir 15 dakika birbirini özdeşleşmesi için kaynatacağım. Altında kısıyorum. Ben hemen o arada yoğurt sosunu hazırlayayım. Şöyle bundan 3-4 gün önce yoğurt yapımını videosunu paylaşmıştım. Yoğurt karışımı yapacağım için şu anda sizlere de göstermek istedim. Gördüğünüz üzerine herhangi bir peçete ya da selpak, bir tülbent örtmedim. Dolabımda bu şekilde muhafaza ediyorum. Tabii ki birazcık sulandı. Bu gayet normal. Yoğurt yapımı videosu da hemen yukarıya linkini ekleyeceğim. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Artık bu son yoğurdumu da çorbaya kullanıp bitireceğim. Size ölçü vermek için şöyle kaşıkla ölçeceğim. Gördüğünüz gibi yoğurt katık gibi, hiçbir şekilde sulanmıyor. Yoğurdun suyunu da içine katacağım. Kamerayı açtım derken kapattım. Her zaman yaptığım gibi maalesef. Bir adet yumurta sarısını içerisine ekledim. Sadece bu aşamayı görmediniz. 5-6 yemek kaşığı yoğurt koydum. 1 yemek kaşığı şöyle tepeleme dolusu un. Şimdi bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Şöyle rahat karıştırmak için bir kepçe çorbanın suyundan aldım. Hem de yoğurdu biraz ılıştırmış olacağım. Yoksa çorba kesilir, yani kesik kesik olur. Şöyle karıştırıyorum. İyice dağıtın. Yoğurt içerisinde toparlı kalmasın. Şöyle çorbanın suyundan birazcık daha alacağım. Tamamlamıyla yoğurt karışımı ılıması için şöyle karıştırıyorum. İçerisine ekliyorum. Çorba orada bir 5 dakika kaynasın. Ben hemen üzerine nane ile yağ yakacağım. Ocağın altını yakıyorum. Şöyle küçük bir tavayı ocağa aldım. Şöyle 1 yemek kaşığı tereyağını tavamın içerisine koyuyorum. Eriyen yağın içerisine şöyle 1 yemek kaşığını çok doldurmadan nane ekliyorum. Naneyi çorbanın üzerine döküyorum. Ocağın altında kapatıyorum artık. Bir tatlı kaşığı kadar tuzunu da ekliyorum. Çorbam da artık hazır. Yemeklerimin artık son haline geçebilirim. Tavuğu fırından çıkardım. Gayet güzel kızarmış. Hemen onu bir tabağın içerisine alacağım. Ben birkaç yerinden birkaç meyve unutmuşum. Pişerken şişti. Hemen 2-3 yerinden delik açtım. Siz fırını atmadan önce açarsınız. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi.
Gayet güzel kızardı. Hemen şimdi ıspanakla tavuğu servis tabağına alayım. Tabaktaki son halini sizler de görün. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.